Aynı. Bakın Müslüman olanlarınız için söylüyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Ete kemiğe büründüm. İsa diye göründüm. Kutsal ruh ete kemiğe bürünüyor. Maalesef Efendi Hazretlerini Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlatsın inşallah. O zaman dostlardan biri, keşfe açık kullardan biri görmüştü. Mevla Teala'nın tecellilerine mazhar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Yani Allah'ın aynasıdır. Dostlar Allah'ın aynasıdır. Mevla tecelli ediyor, tecelligâhtır. Bir başka örnek vereyim size Kur'an'la sünnet. Allah'ın ancak gaybı bildiğini haber verir. وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Gayb ancak Allah bilir diye haber verir. Bu bizim inancımızdır. Ancak kardeşlerim, Cübbeli Ahmet gibi medyatik bir sahte din pazarlayıcısı, efendilerin, kavsların, tarikat şeyhlerinin gaybı bildiğini, insanları izlediğini, onların zorlukta, meşakkatte yanlarına geldiğini iddia etmiştir. Ve böylece insanları doğru bir akideden ve sahih bir amelden uzaklaştırmışlardır kardeşlerim. Siz biliyorsunuz ki Allah ismiyle ve sıfatıyla kesinlikle ve kesinlikle bir beşere benzemez. Neyse kemisli şeyin ve huve semiyolu basir. Onun bir benzeri yoktur. O işitendir ve görendir. Allah'a bir insana benzetmek kesinlikle caiz değildir. Ancak Cübben Ahmet ve onun taifesi ve bu tarikatçıların bütün hepsi kardeşlerim şunları söylemişlerdir. Mahmud Efendi ete kemiğe büründü. Allah olarak göründü. Yani Allah'a et ve kemik bürüyüp Allah'ı böyle tanıtan batıl akide mensuplarını bilmenizi, tanımanızı değerli kardeşlerim istiyorum.